yanımda var bir havuz, canım havuz. Bu bizim kızların hepsi de yavuz, biz çalar oynarız. Bu bizim kızların hepsi de yavuz, biz çalar oynarız. Çeşme, canım çeşme. Bu bizim kızların hepsi de seçme, biz çalar oynarız. Bu bizim kızların hepsi de çeşme, biz çalar oynarız. Evet, ağzına sağlık. Büyük teşekkür Önder ediyorum. Atatürk'e de selam olsun. Gerçekten de sevdiği kadar var. Çok güzel bir evet, başkan. Kesinlikle. Sizin sevdiğiniz türküler başkan? Vallahi türkülerin hepsi sevilir. Hepsi bizim müthiş değerimiz ve hepsinin bir hikayesi var. Ve hepsinin ayrı güzel hikayesi var. O yüzden ben türküleri gerçekten ayrı seviyorum. Eski halk oyuncuyum zaten. O yüzden türküleri ayrı bir... Zeynep Başkan var. Harika. Folklordan geliyor. Şimdi Boğaziçi'nin çocukları da, gençleri de, öğrenciler de güzel türkü söylüyorlar. Yuh evet. Yuhu ne güzel söylüyorlar. O yani yeni versiyonuyla evet, çok da izleniyor. Selda Bağcan'ın Mahsuni Şerif'ten. Mahsuni Şerif demişken gerçekten de çok duruşu olan birisiydi. Amerika'ya bile yuh çeken bir isimdi. Nebil Özgentürk tekrar karşımızda. Serhan abicim, bugün 10 Ocak Ziraat Mühendisleri Günü. Bu ülke topraklarında tarımın, çiftçinin ve ziraat mühendislerimizin daha iyi şartlarda üretim yapabilecekleri günlere kavuşmak dileğiyle diyor. Evet, kutlamıştık ziraat mühendislerimizin gününü de. Bir mesaj daha okuyarak ben Nebil Özgentürk'e tekrar döneceğim. Gelen mesajlardan, evet, Ülker Hanım'ın gönderdiği mesaj. Günaydın tümünüze. Çocukluğumun en güzel anılarını yaşadığım anne memleketi İzmit'imi yöneten çalışkan, başarılı başkanımızı gururla izliyorum. Güçlü Türkiye, güçlü kadınlarımız, umutlarımız sizde ve sizin yetiştirdiğiniz çocuklarda, gençlerde. Sevgilerimle Zeynep Başkan'ın da sesine, yüreğine sağlık diyor. Çok teşekkür ederim. Ülker Ünlü, Fikret Ünlü'nün eşi. İzmit'le ilgili çok kısa bir bilgiyi de aktarmak isterim. Türkiye'de ilk serbest seçimle seçilmiş kadın belediye başkanı. İzmit'in başkanı rahmetli Leyla Atakan'dı. 50 yıl önce. Evet. 68-71 arasında görev yaptı. İzmit Fuarı, ki çok meşhurdu bir dönem. İzmit Fuarı'nın yaratıcısıdır. Ve fuar incelemesinden dönerken ne yazık ki talihsiz bir kazada görev süresinin 3. yılında vefat etti. Çok genç yaşlı. Ama kent yani hala hatırlar. Müthiş hizmetleri vardır halkçı belediyecilik anlamında. 50 yıl sonra bize nasip oldu ikinci kadın başkan olmak. O arada da hiç kadın başkanı olmadı İzmit'in. Böyle de bir tarihi değeri var. İzmit siyaset, kadın alanında böyle bir şeyde bilgi de paylaşmak istedim. Siz de yakışıyorsunuz zaten İzmit'e. Başarılar diliyoruz. Zaten o müzeniz yeterli. Zaten pırıl pırıl bir kent vardı dün ziyaret ettiğimde. Evet, Nebil Özgentürk. Şimdi Atatürk Müzesi'ni konuştuk. Neyzen Tevfik'e geçecek. Atatürk Müzesi'ndeki o Atatürk eşyalarını izleyebilmiş miydin? Ben İzmit'e gelemedim gerçekten ama bu vesileyle davet sayıyorum bunu. Kesinlikle. En kısa zamanda geleceğim. Efsanevi bir şey olduğunu senin paylaşımlarından da gördüm, o kalpaklar vesaire. Yakın aslında, yani tembellik yapıyoruz Serhan ya. Yani atlayıp gitmek lazım. Ve sevgili başkanımı kutluyorum bu vesileyle. Şu kısa zamanda hakikaten yararlı işler yaptı Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün dediği gibi. Az zamanda çok güzel işler yaptığını görüyorum, izliyorum sosyal medyadan ve kendi paylaşımlarından, sosyal medya ortamlarından. İnanılmaz güzel bir müze olmuş. Dünkü paylaşımın çok güzeldi. O kalpağa hakikaten dokunmak heyecan verici değil mi, yanında olmakta ya? Ben çok yaklaştım. Cam ekandaydı. Fatma Başkan dedi tutmak yasak. Dokunduğun zaman sinyal veriyor. Çünkü hırsızlığa karşı korumuşlar. Fakat orada Nebil Özgentürk,
mandolin vardı. Arkadaşlar mandolini, Dersu mandolini bir daha verebilir miyiz? Çünkü o kadar önemli ki, yani Atatürk'ün sanata verdiği değer ve önemle ilgili mandolin gelecek. Atatürk o yurt dışından gelen müzik öğretmenlerini, bir sürü bilim adamını getirdi. İşte Atatürk buna benzer, işte bunun gibi 10 bin mandolini alıyor ve Anadolu'ya gönderiyor. Köy enstitülerine gönderiyor ama kendi cebinden harcıyor. Yani kendi bütçesiyle, kendi bütçesinden satın aldırarak okullara dağıttırdığı ve 1925-40 yılları arasında müzik sınıflarında kullanılan mandolinlerden bir tanesi işte bu. Büyük Atatürk'ün nasıl ileri görüşlü olduğunu kendi cebinden harcıyor. Yine yıllar önce Ahmet Necdet Sezer, Sayın Cumhurbaşkanı, o da Çankaya Köşkü'nde çocuklarını evlendirdi ama Hazreti Ömer adaleti gibi. Evet. O da çalışırken devletin mumunu söndürüp kendi mumunu yakıyor ya. Evet. Ahmet Necdet Sezer de, Sayın Cumhurbaşkanı da o düğünde elektrik faturasını düğün başlamadan önce sayacı okutuyor. Düğün bittikten sonra sayacı okutarak cebinden ödemişti. Bu ülke bu güzellikleri de, bu örnek davranışları da yaşayan bir ülke. Çünkü böyle bir kuşaktan geliyoruz biz. Kesinlikle. Evet. Yani Mustafa Kemal Atatürk hepiniz çok iyi biliyorsunuz yani şu anda. Bu arada sevgili Zeynep Hanım'a da güzel sesi için, o olağanüstü Manastır türküsünü de çok güzel söylediği için tebrik ediyorum bu vesileyle. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz bilim, sanat ve eğitime hakikaten birebir çok değer verip ilgilenen bir başkandı. Yani özellikle o biraz kurtuluşun telaşı bittikten sonra İstanbul Üniversitesi'nin kuruluşu, yani Darülfünun'dan İstanbul Üniversitesi'ne geçişi sırasında her hafta derslere katılan, bir anlamda dersleri kontrol eden, hani hocaları kontrol etmek anlamında değil, yani heyecanını paylaşan bir başkandı. Sen az önce söyledin, yani Nazilerden kaçmak zorunda kalan onlarca bilim adamını, Alman bilim adamını ülkeye davet ediyor. Einstein'ın mektubundan hemen sonra. Bu da ülkenin eğitimine büyük katkısı anlamına geliyor. Sadece üniversite değil, ilkokul, işte Türkçe eğitim, o devrimlerin de bütün ülkeye yayılmasını hatırlayalım. Diğer siyasi meseleler onun için hep ikinci, üçüncü, dördüncü planda kalıyor. Önemli ama asıl önem verdiği bilimdir, sanattır ve eğitimdir. İşte sanat konusunda düşünsenize, Ankara'da aynı anda o 1930'ların ortasına kadar 4-5 sanat okulu açılıyor. Köy üniversiteleri sadece köylülerin çağdaşlaşması değil, ayrıca köye bir anlamda sanat, bilim konusunda bir öğretim vermektir. İşte o mandolinler büyük bir efsanedir. Gürer Aykal'ın babası okuduğu için bana anlatmıştı Gürer abi. Mandolin öğrenmiş, sonra Gürer abiye klasik müziği öğretmiş. Şu anda dünya çapında bir orkestra şefimiz oldu bu sayede. Yani bu vesileyle hakikaten saygıyla anmamız gerekiyor kurucumuzu ve kurucumuzun bütün arkadaşlarını, silah arkadaşlarını, çalışma arkadaşlarını. Her defasında heyecanlanıyoruz çünkü bir konu açıldığı zaman. Hele ki böyle bir müzenin hemen ardından. Evet, yani ne zaman ne kadar anlatsak azdır. Her hafta anlatsak azdır değil mi? Yani baktığın zaman bu ülkenin geçmişteki bütün o çimento dediğimiz kurculara en küçük bir hakarete, en küçük siteme tahammülümüz yok. Hele bugünlerde. Ben çok alınıyorum gerçekten. Dünyanın her tarafında kurucu başkanlar, kurucular çimentodur. Esas duruşa geçilir, saygı sunulur onlara. Bizde ne yazık ki bu olmuyor Serhan'cığım. Bunun da altını çizmiş olalım istersen. Şimdi Suna Yakın biraz önce manastırı söyleyince Zeynep Başkan çok da güzel tepkiler geliyor. Ağzına sağlık. Çok bütün gelen mesajlarda hem Instagram'da Serhan Asker hesabına hem de Twitter'dan Serhan Asker hesabına gelen manastır türküsüyle kendimizden bir geçtik diyorlar. Ve Suna Yakın evindeki bir tabloyu göndermiş. Şöyle gösterebilir miyiz arkadaşlar? İyice yaklaşayım kameraya da tabloyu daha iyi görelim değil mi? Şuradan. Ha, gelme dedi. Evet. İşte tablo bu. Şöyle bir saniye. Tam tabloyu şöyle gösterirsek. İşte tablo bu. Manastır sokağı. Suna Yakın'ın evinde bulunan tablo. Diyor ki resim sanatını da katalım görkemli hatıralara. Manastır Türk Mahallesi burası. Ressam Muhsin Kut ve evindeki tabloyu bize göndermiş. Suna Yakın, sevgili Suna Yakın'a
teşekkür ediyoruz programa kattığı bu değerli kültür desteği için. Zaten bir kültür elçisi kendisi. Dün de konuğumuzdu burada. Evet. Cemal Süreyya'yı anlattı, Hacı Bektaş Veli'yi anlattı. Sunay Akın o zaman, Sunay Akın diyorum. Sunay abiye selamlar tekrar. Nebil Özgentürk, bekliyoruz, bekliyoruz. Şimdi biraz sonra, bir de bitmiyor program. Bir de bitmiyor. Şimdi bir ara vereceğiz biraz sonra. 13.30'a kadar gideceğiz. Genel yayın yönetmeniyle konuştuk. Evet, şimdi bir türkü söylesin Zeynep Başkan. Öyle bir veda edelim. 13'teki blokta sen mor gömleğinle gayet de iyi görünüyorsun bugün. 13'te tekrar Neyzen Tevfik'i konuşacağız. Neyzen Tevfik bir gün gece işte evi bulamıyor. Biraz da sarhoş, biraz değil de çok sarhoştur. Evi bulamıyor Dolapdere'de. Bekçiyi çağırıyor. Neyzen Tevfik'in evi nerede diyor. Neyzen Tevfik sen değil misin diyor bekçi. Bekçiye diyor ki sana adımı sormadım, evimi sordum diyor. Çok güzel. Evet, şimdi Zeynep Başkan'dan bir... Anlatılacak bir fıkrası var yani. Var var. Bir Neşet Ertaş. Biz Zahide mi diyelim? Ne de siz... Önce bir Trabzon Maçkalı Hasan Tunç'u anmak istiyorum. Tamam. Yaşadığı dönemde erini kaybeden, sevdiklerini kaybeden, hasret çeken, özlem çeken, gözleri yollarda olan, coğrafyanın insanını, duygularını çok güzel bir şekilde ifade ettiği, aktardığı bir türkü var. Biz onu aslında Ayna Ayna Ellere türküsü olarak biliyoruz ama çok farklı bir şekilde asıl orijinalini okuyacağım. Selam olsun Hasan Trabzon'a. Tunç. Hasan Tunç. Ustamıza. Sevgili Dersu, bir Atatürk'ün portresini verir misin? Kalpaklı fotoğrafını verir misin? Bu bölümü öyle kapatacağım. İrfan Kaplan, Antep milletvekili.
mesaj göndermiş. Kocaeli'deki programınızı zevkle izliyorum. İzmit Belediye Başkanımız amca kızım Fatma Kaplan'a ve size başarılar diler. Sizin Antep'le bağınız var mı? Yok. Ha, amca kızı diyor. Soyadı benzerliğimiz var mı? Seçildiğimiz zaman yeni tanışmıştık. Birbirimize öyle emmi oğlu amca kızı deyince öyle bir bağ geliştirdik. Evet. Şimdi Antep denince aklıma Antep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin geliyor. Fatma Şahin hanımefendi dün baş öğretmenim Recep Tayyip Erdoğan diyerek açıklama yaptı. Daha önce de baş öğretmeninin Fethullah Gülen, FETÖ olduğunu anlattı. Videosu da ortaya çıktı. Valla bizim baş öğretmen orada duruyor. Aynen. Görkemli hatıralar devam edecek.